Evet, arkadaşlar oturalım. Arkadaşlar oturalım. Hemen dikkatleri bu tarafa veriyorum. Hızlı bir şekilde aramızda konuşmayı bırakıyoruz. Gideceğimiz çok yer var. Arkadaşlar dikkatli bir şekilde dinleyin. Bir gün Peygamber Efendimiz bir namazdan sonra sadaka vermenin faziletini anlatıyordu. Allah yolunda infak etmenin faziletini, büyüklüğünü anlatıyordu. Hatta Allah Resulü buyuruyordu ki bir şey Allah yolunda verecekseniz en sevdiğinizi verin. Yani en sevdiğinizi verirseniz rahmet olunursun. Bunun faziletini anlatıyor. Sahabeden Ebu Talha Hazretleri var. Meşhur duymuşsunuzdur. Uhud'da. Ebu Talha Hazretleri'nin Medine'de öyle bir hurma bahçesi vardı ki tabiri caizse bir numara. Öyle bir bahçe kimse de yok. Ağaçları çok yüksek, müthiş gölgelik, efendim çok güzel mahsul verir. İçerisinde soğan ve tatlı suyu var. Peygamber Efendimiz zaman zaman gelir, bu bahçede dinlenirdi. Suyundan içerdi, hurmasından yer, Allah Resulü otururdu. Sohbetin bu esnasında Ebu Talha Hazretleri ayağa kalktı. Ya Resulallah, benim bir bahçem var mescidin arka tarafında. Bana en sevimli gelen bahçem budur. Hayatımda bana en sevimli gelen malım budur. Bu bahçemdir. Suyu tatlıdır. Hurmaları verimlidir. Gölgeliktir. Medine'nin sıcağında gölgelik büyük bir nimet. Ben bunu Allah için vakfediyorum. Hibe ediyorum İslam'a. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya bu hayrından dolayı dua etti. O arada da Ebu Talha'nın hanımı ve çocukları bu bahçenin içerisindeydi. Buraya gelirlerdi gündüz. Ebu Talha bahçenin önüne geldi, içeri girmedi. Dışarıdan hanımına seslendi. Dedi ki ey hatun, çocukları al, eşyamızı al ve dışarı çık. Hanım dedi ki sen niçin girmiyorsun içeri, ne oldu? Ben bu bahçeyi Allah yolunda vakfettim, bizim değil artık burası. Ebu Talha'nın hanımı dedi ki ey Ebu Talha, sen bunu kendi adına mı hediye ettin, yoksa bizim adımıza mı hediye ettin? Ebu Talha Hazretleri dedi ki ben bunu bizlerin adına hibe ettim. Sana bunu hibe ettim. Hanımı dedi ki hay Allah senden razı olsun. Ben ne zamandır söylemek istiyordum sana ama bir türlü cesaret edemiyorum. En sevdiğini vermezsin. Hanımına eşine teşekkür etti. Çocukların eşyasını aldı ve bahçeden çıktı. Nereydi bu bahçe? 21 numara var ya kapıda. Burası. Ve bunlar daha hadretlerinin kurma bahçesi. Orada siyah bir mermer var. İşaret olsun diye koymuşlar. Tabi Osmanlı ecdadımız buraları belirlemişti ama sevgili kardeşlerim günümüzde efendim yok etmişler. Bakın baştaki kapının olduğu yer. Bir daha gelirseniz beraber gelene istek gelirsiniz. Üst sırada kubbeler var. Kubbelerin olduğu yerden anlayın. Ebu Talha Hazretleri'nin bahçesi burası. Zamanla mescidi genişletilince mescidin içerisinde kaldı. Evet, Ebu Talha Hazretleri'nin esminin ruhu için El-Fatiha. Hayır, açılan şemsiyeler, bunlar çok önceden yoktu. Bunlar tamamen Türk mühendislere ait. Türk mühendisler yapıyor. Efendim, Türk ailelerin burada şemsiyeleri var, zengin aileler. Cumhurbaşkanının var, eşinin var. Herkes burada kendine bir şemsiye yaptırmış. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Ümmet-i Muhammed, biz de altında gölgeleniyoruz, sohbet ediyoruz burada. Buyurun inşallah, beni takip edin kardeşler. Çok rahatlatıyorum. Böyle yine kankalar, ne yaparsınız?